Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tonguç Akademi'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. dönem 1. yazılı provasını yapacağız. Ben hazırım. Eğer sizler de hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, öncesinde sizlere ne yapıyoruz? Kampımızdan bahsetmek istiyorum. Yazılı kampımız, biliyorsunuz 2. dönem başladı. 1. dönemi çok güzel bitirmiştik. Elhamdülillah notlarımız da hem çok güzeldi yorumlardan anladığımız kadarıyla. Yine inşallah 2. dönemi de çok güzel bitirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizden harika tüyolar aldık, notlar aldık ve bunlardan bir prova oluşturduk. Sizlerin tıpkı okulda gireceğiniz yazılıların bir ön hazırlığı gibi düşünebilirsiniz. Sizler de mutlaka dikkatli bir şekilde bizlerle soruları çözün. Bugün sizlerle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nin yazılıya hazırlık videosunu paylaşacağız. Öncelikle sizlere ünitemiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Zaten sizler bu resimlerden anlamışsınızdır. İslam dininin korumaya esas aldığı 5 temel gaye, dinin korunmaya önem verdiği 5 temel gayeyi bahsedeceğiz. Canın korunması, neslin korunması, malın korunması, aklın ve dinin korunmasından konuşacağız. Üçüncü ünitemiz neydi arkadaşlar? Din ve hayattı. Hadi bakalım şöyle güzel konu özetlerimizle başlayalım. Şimdi ilk konumuz, din ve hayat ünitesinin ilk konusu din, birey ve toplumdu arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle dini tanımını yaparak dersimize başladık değil mi? Din ne demekti? Allah-u Teala'nın akıl sahiplerine, akıl ve irade sahiplerine dünyada ve ahirette mutlu olmaları için göndermiş olduğu iyiye, doğruya yönelten İlahi kurallar bütününe diyoruz. Dinin ana konuları vardı. İnanç esasları, ibadetler, ahlak, ilkeleri ve toplumsal ilişkilerdi. Şimdi bu dinin tanımına baktığımızda ilahi kurallar bütünü dedik. Yani Allah tarafından gönderilen bir şeydir, din dediğimiz bir insan ürünü değildir. Dinin muhatabı kim peki? Akıl sahipleri, aynı zamanda özgür iradesi olan, yani kendi tercihte bulunabilen insanlar. Allah-u Teala özgürlüğü kısıtlanmışlardan sorumluluğu kaldırdığını haber veriyor. Nitekim Peygamber Efendimiz aynı şekilde. Sonrasında din kavramının ardından hemen birey ve toplum kavramlarını gördük. Birey ne demekti? Toplumları oluşturan düşünsel, duyusal, irade ile ilgili nitelikleri toplum içinde belirleyen insanların her biri. Yani fert, kişi demek. Toplum ise aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan, temel çıkarlarını sağlamak için İşbirliği yapan insanların tümü, insan topluluğu, cemiyet anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar, ardından dinin bir ihtiyaç olduğundan konuştuk değil mi? Mesela insanın maddi ihtiyaçları vardır. Beslenme, giyinme, barınma gibi. Bir de manevi ihtiyaçları vardır. Güvenme, bağlanma ihtiyaçları, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın bu beslenme, barınma, giyinme ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa, biyolojik ihtiyaçlarımız nasıl ki biz doğduğumuzdan itibaren bizimle birlikte dünyaya geliyorsa, aynı şekilde insanın inanma ihtiyacı da doğuştandır, yani fıtridir, evrenseldir. Bütün insanlar, dünyanın herhangi bir yerinde dünyaya gelen insan da inanma ihtiyacıyla dünyaya gelir. Doğuştan buna sahibiz. Yani bu sonradan kazanılan bir duygu değildir. Fıtrat ne demekti? Yaratılıştan gelen özellikler anlamına gelir. Aynı zamanda Allah'ın belirlemiş olduğu yaratılış anlamı içinde kullanılır. Ve dinin bireye, topluma etkilerini konuştuk. Din insanın ihtiyacını, bu inanma ihtiyacını tatmin eder demiştik değil mi? Allah-u Teala insanı yaratıyor, dünyaya gönderiyor. Akıl sahibi insan çevreyi keşfetmeye başladığında artık kendine bazı sorular sormaya başlıyor. Anlam arayışı içine giriyor. Nasıl sorular sorar? Ben kimim, niçin yaratıldım? Buradan sonra nereye gideceğim? Bu dünya bittikten sonra ne olacak gibi sorular sorar ve bunların cevaplarını arar. İşte din insanın yaşamına anlam katar arkadaşlar. Yani insan inanç sayesinde neye ne kadar anlam yükleyeceğini bilir. Dünya hayatına ne kadar anlam yüklemesi gerektiğini bilir. Aynı zamanda ahiret inancını da vererek insanın ölümsüzlük isteğine de cevap verir. Ölümün bir son olmadığını haber verir. Yine insan hayatın içerisinde pek çok olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz değil mi? Her şey bizler için, her şey insanlar için. Kendini yalnız hissedebilirsin, çaresiz kalabilirsin, değişik korkulara kapılabilirsin, hastalığa ya da bir musibete uğrayabilirsin, felaketlerle yüz yüze gelebiliriz. Allah ve ahiret inancı bütün bu yaşanan olumsuzluklara karşı insana ne verir? Dayanma gücü verir.
sabretme gücü verir. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu ne sayesinde elde eder? İşte din sayesinde elde ederiz. Yine sosyal bir varlık olarak bizler bireyle birlikte toplumları da iyiye ve güzele yöneltmek için Allah-u Teala çeşitli hükümler ortaya koymuş ve bizlerin buna uymasını ister. Toplumların huzurlu ve barış içinde yaşamasını ister. Şefkatin, sevginin, merhametin de toplumda yaygınlaştırılması gerektiğini vurgular ayetlerde. Özellikle din, adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba, komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyelerde bulunur. Yine dini değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal ya da ekonomik ya da siyasi sorunları daha rahat bir şekilde atlatabildikleri görülmüştür. Çünkü din duygusunun güçlü olduğu toplumlar zorluklar karşısında daha dirençli oluyor. Din dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir diyoruz. Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir. Allah'a kulluk etmeyi, insana saygılı olmayı ister. Arkadaşlar ardından inanç kavramı Allah'ın birliği ve tekliği tevhid kavramı ile ifade ediliyor. Sonrasında Allah-u Teala insanın inandıktan sonra çeşitli şekilde davranışlarla kulluğunu göstermesini ister. Mesela zekatla toplumsal bir ibadettir. Sadakayla, kurbanla, sosyal dayanışmayı arttıracak ibadetler bunlar. Hacla ve namazla da toplu namazlar, özellikle cemaatle namazlarda sosyal birlikteliği arttırmayı hedefler. Ahlak ne demekti peki? Doğruluk, dürüstlük, iyilik anlamlarına gelir. Sosyal hayat ise alışveriş, evlilik, ticaretle ilgili kanunlar Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Bu kanunlara uygun bir şekilde yaşandığında, yani dini hayatın içerisine tam bir şekilde entegre ettiğimizde daha huzurlu, daha barışçıl bir toplum olacağımızı ifade ediyor. Dinin temel gayesine geldik arkadaşlar. Burada dinin temel gayesi insanların dünyada ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. İnsanın Allah-u Teala'nın belirlemiş olduğu yolda ilerlemesi, onun ahlaki emirleri yerine getirmesi onu yüceltir arkadaşlar. Yani insanın makamını yüceltir. İnsanlar toplum içerisinde yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bazı yasalara uymak zorundalar. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal hakları da güvence altına alıyor. Öncelikle hak kavramını açıklayalım. Hak ne demekti? Gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay gibi anlamlara geliyordu. Terim anlamı ise hak, dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalık gibi anlamlara geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de hak kelimesi gerçeğe uygun söz gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde varlığı kesin olan, kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle gerçek ve sabit olan şey anlamında kullanılır. Yine Peygamber Efendimiz'in hadislerinden anladığımız üzere hak kelimesi aynı zamanda Allah'ın isimlerinden biridir. Arkadaşlar, İslam'ın korumaya önem verdiği temel haklar vardı. Bunlar zarurati hamse olarak, yani mutlaka uyulması gereken zorunlu 5 esas, 5 hak olarak ifade edilir. Canın korunması, neslin korunması, malın korunması, aklın ve dinin korunmasıdır. Canın korunması kapsamında İslam dinine göre en temel hak bireyin varlığını sürdürebilmesi için cana sahip olması gerekiyor. Bu yüzden de anne karnındayken çocuğun, bebeğin canını güvence altına alır. Yani bir cana kıymak, bütün insanlığın canına kıymak gibidir. Bir canı kurtarmak da bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir erdem sayılır İslam dinine göre. Yine Müslümanın kendine zarar verecek şeyler yapması, işlerde bulunması, sağlığını tehdit edecek şekilde yaşaması, bunlar da canın korunması kapsamında, yani bunların ihlalidir. Can güvenliğinin sağlanması, iş sağlıkları, can güvenliklerinin sağlanması da yine bunların canın korunması kapsamında değerlendirildiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiye özellikle demir ucuna sahip çık diyerek mescide girdiğinde ok ve yayı ile birlikte mescide giren sahabiyi uyarıyordu değil mi? Onun ucuna, yani okunun, yayının ucuna dikkat et, ucundaki keskin demir başkasına zarar verebilir diyerek iş yaparken ne yapıyoruz? Tedbirlerimizi alıyoruz. Çevre ve iş güvenliği sağlığını kuruyoruz, sağlıyoruz. Neslin korunması kapsamında da özellikle neslin korunması sağlıklı bir aile kurmakla mümkün. Aile kurumunun temeli olan nikah üzerinde
önemli durmuştu İslam dini. Bu da yine anne baba haklarında, çocukların anne baba üzerindeki hakları da kapsıyor. Yani aile yapısının hepsi neslin korunması kapsamına giriyor. Aklın korunmasında da insanın en çok kıymet vermesi gereken şey aslında aklı. Neden? Çünkü insana verilen en önemli nimetlerden biridir. Yani bir insanın mükellef olabilmesi için, yükümlü sayılabilmesi için akla sahip olması gerekiyor. O yüzden akla zarar veren şeylerden İslam dini uzak durulmasını ister. Akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. Neden dolayı? Aklın korunması için. Arkadaşlar gelelim malın korunmasına. Malın korunmasında da mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak gibi alışveriş, ticaretle ilgili hakları kapsanıyor. İslam dinine göre herkes kendi imkanı ölçüsünde mal edinme, mülk edinme hakkına sahiptir. Çalışıp emek sarf ederek, yani meşru yollardan elde ederek mal sahibi olunabilir. Bunun dışında çalmak ya da şans oyunları, bu tarz kumarla, rüşvetle, faizle mal edinmeyi de haram kılmıştır. Neden? Malın korunması kapsamından dolayı. Emeğe saygının ifadesi olarak da elde edilen, helal yolla elde edilen mülkiyeti korumak için de insanların sahip olduğu malları, kazandığı malı izin almadan kullanmak da yine büyük günahlardan sayılmış ve yasaklanmıştır. İnsanın, çalışan kişinin yani işçinin emeği alnının teri kurumadan verin, onların haklarını yemeyin diyerek Peygamber Efendimizin uyarıları da malın korunması kapsamında değerlendirilir. İslam dininde rüşvet haramdır. Aynı zamanda faiz haramdır. Bunların hepsi haram olarak bu kapsama girer. Malın korunmasını ve bereketlenmesine engel olan şey de faiz olarak ifade ediliyor. Yine arkadaşlar israftan kaçınmak da malın korunması kapsamına girer. Bu da yine malla ilgilidir. Gelelim şimdi dinin korunması. Dinin korunması da neyle mümkündür arkadaşlar? Bid'atlardan ve hurafelerden uzak durmakla. Din kaynakları nelerdi? Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetiydi. İslam dininin bu iki temel kaynağını bizler nasıl koruruz? Onu aslından öğrenerek, yani sahip çıkarak, okuyarak, dinde sonradan ortaya atılan yaklaşımları, ibadet şekillerini reddederek dini korumuş oluruz. Dinde sonradan ortaya atılan, aslında dinden olmayan davranışlar, görüşleri, düşünüşlerin hepsine bid'at diyor Peygamber Efendimiz ve her bid'at dalalettir der. Dalalette, yani yoldan sapmak da bütün işlerin en kötüsü olarak ifade ediyor. Hurafe ise yine batıl inançlar için kullanılan bir kavramdır arkadaşlar. Bu da yine dinle bir alakası olmayan insanların uydurma inançlarına hurafe deniliyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı tanımıştık. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Hazreti Yakup'un 12 oğlundan biriydi. Kenan diyarında doğmuştu. Kur'an-ı Kerim'de Ahsenül Kasas, kıssaların en güzeli olarak kıssası anlatılır. Çocukken gördüğü bir rüya vardı ve bundan dolayı Yakup Aleyhisselam onun üzerine titriyordu. Zaten annesi çok, yani Yusuf Aleyhisselam çok küçükken vefat ettiği için ekstra baba o son iki yavruya bir şefkat, bir merhamet gösteriyordu. Ancak abiler, kardeşler bunu kıskançlığa sebep kıldılar. Ve sonrasında onu oyun oynamak bahanesiyle ormana götürdüler. Orada da kuyuya attılar. Daha sonra oradan geçen bir kervan Mısır'a giderken uğruyorlar ve orada kuyudan Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarıyorlar. Mısır'da köle olarak satılıyor. Bir iftiraya uğramıştı ve iftira sonucunda zindana düşmüştü. Kendisine zindandayken peygamberlik verilmişti. Burada zindandaki arkadaşlarına hem Allah'ı anlatmıştı hem de onların rüyalarını yorumlamıştı. Mısır hükümdarı o dönemde bir rüya görüyor ve zindandan çıkan birisi hükümdarın yanında hizmette bulunurken aklına Yusuf Aleyhisselam geliyor. Zindanda bir genç vardı, kendisi rüya yorumlayabiliyordu. İsterseniz ona soralım diyerek Mısır hükümdarının rüyasını yorumlatmak için hükümdar Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkarıyor. Yusuf Aleyhisselam rüyayı yorumluyordu ve 7 yıl bolluk olacağını, 7 yıl kıtlık olacağını söylüyor, haber veriyordu. Hükümdar bu rüya yorumunu çok beğenmişti ve onu ne demişti? Zindandan çıkarmayı teklif etmişti. Ama Yusuf Aleyhisselam ne demişti? Ben bir iftira sonucu buraya girdim. Ancak yine aklanırsam çıkarım. Yani bir torpille, bir hükümdarın sözüyle çıkmak istemem demişti. İftiradan aklanınca da Mısır'a sultan, vezir olmuştu arkadaşlar. Kardeşleri daha sonrasında oraya erzak almak için geldiğinde Yusuf Aleyhisselam'ı tanımamıştı. Ama o kardeşlerini, abilerini tanımıştı. Hiçbir şekilde onlardan intikam almaya çalışmadı.
onların kötülüklerini affetti ve karşılaşmış olduğu zorluklara da sabrederek, Allah'a güvenerek güzel bir örnek olmuştur. Kıssa olarak anlatılmasının amacı da insanlara örnek olmasıdır. Asr suresi ve anlamını konuştuk arkadaşlar. Asr suresi 3 ayetten oluşan Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir. Asr kelime anlamı olarak zaman, çağ, ikindi, vakti gibi anlamlara geliyordu. Asr suresinde özellikle bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklerden bahsediliyordu. Ebedi mutluluğa ulaştıracak ve ebedi hüsrandan ulaştıracak temel yollar. Allah-u Teala surenin başında asra yemin ederek başlıyor. Yani zamanın insanın için ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu vurgu yapıyor. Yani bunun ziyan edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Bir ifade edelim şimdi nelerden bahsediliyor temel özellik derken. Birincisi, illel lezine amenu, samimi bir şekilde iman etmek. Ardından ve amilü salihati, salih amel, yani Allah rızasını kazanmak için yapılan her türlü güzel davranış, iş için kullanılan kavram. İman ettikten sonra bunu davranışlarına aktarmak, göstermek demektir. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler ziyanda değildir, yani bunun dışındadır diyerek, yani dürüstlüğü, doğruluğu tavsiye etmek ve insanlara sabrı tavsiye etmek bir Müslümanın temel özelliklerinden olması gerektiğini haber veriyor. Ancak bu insanlar ebedi mutluluğa kavuşur, ulaşır diyerek bizlere güzel hatırlatmalarda bulunuyor Allah-u Teala. Salih amel ne demek? İyi, güzel, yararlı işler için kullanılıyor. Mesela anne babaya saygılı olmak, yolda insanların zarar göreceği bir şeyi kenara itmek, sadaka vermek, güzel söz söylemek, yol tarif etmek, bunların hepsi salih amele örnektir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği konusunda görmüştük arkadaşlar. Dördüncü ünitemizdi. Öncelikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu ve güvenilir kişiliğini gördük. Peygamber ne demekti? Allah'tan aldığı emir ve yasakları bildirmekte görevli kişiydi. Peygamberlerin sıfatları vardı bu görevi yerine getirebilmek için. Sıdk, doğru sözlü olmaları, emanet, güvenilir olmaları, fetanet, akıllı ve zeki olmaları, ismet, günahtan uzak olmaları, tebliğ de Allah'tan aldıkları vahiyi insanlara ulaştırmaları anlamına geliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onun son peygamber oluşu Hatemül Enbiya kavramıyla ifade edilirdi. Ve bir kavram daha vardı. Hazreti Muhammed'in bütün insanlar için en güzel örnek olduğunu ifade ediyordu. Hangi kavramımız? Çok önemli bir kavram. Ben onun üstünde özellikle çok duruyorum. Üsve-i Hasene kavramı, en güzel örnek olmak anlamına gelir. Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanıp başkalarına da örnek olmakta diyebiliriz. Hazreti Muhammed doğru ve güvenilir kişiliğinden dolayı cahiliye döneminde hiç kimseye yalan söylememesi ve kimseyi aldatmaması, güvenilir ticaret yapmasından dolayı cahiliye dönemindeki insanlar ona ne diye seslenirdi? Muhammedül Emin diyerek seslenirdi. Yani güvenilir, el-emin sıfatı vermişlerdi. Güvenilir Muhammed anlamına geliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in merhametli ve affedici oluşunu gördük. Merhamet ne demekti? Acı ve sıkıntıya uğrayanlara karşı duyarlı olma, acıma duygusu demekti. Peygamber Efendimiz de yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hayvanlara özellikle çok merhametli davranmıştır. Onların haklarını korumaya gayret etmiştir. Kendisi de bir yetimdi biliyorsunuz ve yetimlere bu yüzden içinde en hayırlı, evlerin en hayırlısı içinde yetime iyi davranılan evdir. Evlerin en kötüsü de içinde yetime kötülük edilen evdir diyerek yetimlerin başının okşanması gerektiğini, onlara iyilik edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Yine çocukları da çok severdi ve çocuklarla oynar, onların sıkıntılarını görmezden gelmezdi. O dönemde kadınlar çok büyük eziyetlere maruz kalıyorlar. Hiçbir hakkı yoktu. Ancak Peygamber Efendimiz kadınların hakkını korumuştur. Onların da hayat içerisinde bulunmasını, iş paylaşımı yapılmasını tavsiye etmiştir. Gelelim şimdi Hazreti Muhammed'in istişareye önem vermesi. Burada istişare kavramını tanımamız gerekiyor. Danışma, fikir alma, Şura suresinden çıkar. Şura suresinde Allah-u Teala onların işleri danışma iledir diyerek Müslümanların yaptıkları her işte danışarak, fikir alarak yapmaları gerektiğini söylüyor. Örnek olarak Bedir Savaşı sonunda esirlere nasıl davranılacağı, mesela Hazreti Ebubekir diyor ki içlerinde okuma yazma bilenler Müslümanlara okuma yazma öğretsin diyerek böyle bir fikirde bulunuyor ve Peygamber Efendimiz bu fikri çok beğeniyor. Ve esirler bu şekilde serbest kalıyor. Ancak okuma yazma öğretirlerse serbest kalıyorlar. Uhud Savaşı'nda düşmanın nasıl karşılanacağı ve Hendek Savaşı'nda hendek kazma fikri, hepsi istişare sonucu alınan kararlardı. Hazreti Muhammed'in davasındaki cesaret ve kararlılığı konusunda da cesaret yiğitlik demekti. Kararlılık sebat gösterme, azim de karar vermek, gayret göstermek. Yani karar verdikten sonra gayret etmeye azim diyoruz.
Hazreti Muhammed'in hakkı gözetmedeki hassasiyeti, hak sahibine hakkını vermek, adil olmak gibi anlamlara geliyor. Karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermezdi. Kendi akrabası bile olsa onları kayırmazdı ve statü ayrımı yapmazdı. Yani köleye hür diye ya da zengin, fakir, güzel, çirkin gibi ayrımlar yapmazdı. Herkese hakkıyla davranırdı. Yani adil olurdu. Örnek olarak amcası Abbas henüz o zamanlarda Müslüman olmamışken bir savaşta esir düşüyordu. Ve sahabiler diyorlardı ki ey Allah'ın Resulü, ondan tazminat almayalım. Yani bedel ödemeden serbest bırakılsın fikri. Çünkü o sizin amcanız diyerek böyle bir fikirde bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz de hayır, kesinlikle akraba mı olsa bile ona bir torpil yapılamaz. Yani kimseye, kimsenin hakkı yenilemez diyerek akraba da olsa kayırmaması gerektiğini gösteriyor. Hazreti Muhammed'in insanlara değer vermesi, Hazreti Muhammed insanların dertlerini sabırla dinler, sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı, insanların yüzüne bakarak konuşurdu. Ve onun bir diğer özellikleri de arkadaşlar, sadece bunlar değil, bunlarla sınırlı değil. Tabii ki şakalaşırken asla yalan söylememesi, sesini ayarlaması, insanların yüzüne bakarak konuşması, insanlara tebessüm etmesi. Bunların hepsi Hazreti Muhammed'in örnekliğiyle ilgili konulardı. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki bizler sizlere yazılı notları hazırlıyoruz. Ondan bahsetmek istiyorum. Az önce vermiş olduğum taktiklerin, konu özetlerinin hepsi bu kitabımızda yer alıyor. Sizler de yazılıya hemen girmeden önce şöyle din kültürü kısmını açtığınızda burada bahsetmiş olduğum notlardan sizler de tekrarınızı yapabilirsiniz tabii ki. Din kültürü ve ahlak bilgisi kısmını açıyoruz. Hemen ikinci dönem birinci yazılı kısmını buluyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci dönem birinci yazılı. Din, birey ve toplum, dinin temel gayesi, Yusuf Aleyhisselam, asır süresi, Hazreti Muhammed'in örnekliği. Bu konuların hepsi küçük küçük notlar yer alıyor burada. Bakın gayet akılda kalacak şekilde şemalar halinde hazırlanmış. Mutlaka bunları bir kere tekrar edip göz attığınızda sınavınız çok rahat, güzel geçeceğine inanıyorum. Evet, şimdi gelelim yazılı provamıza arkadaşlar. Öncelikle cümleleri uygun kavramlarla eşleştirerek başlayalım. Birinci kavramımız, tanımımızda bakalım. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümüne ne deniyor? Toplum deniliyor arkadaşlar. Hemen yazalım şöyle D diye. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ilahi kurallar bütünü din olacak. Hemen yazıyoruz, din demek. İnsanın Allah tarafından bildirilen tevhid inancını benimseme, yatkın olarak yaratılması, doğuştan inanmaya yatkın olması, ihtiyacı olması fıtrat kavramıyla ifade edilir. Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki, ayrıcalık, hak olacak arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. G harfimiz, hakkı da eledik. Neslin korunmasında en önemli faktör aile kurmaktı. Hemen şöyle yazalım. Aile olacak. Özür dilerim. Şöyle şuraya olacak. Bunu tekrar yapalım. Kur'an'da zikredilen haksız kazanç yollarından biri rüşvet olacak arkadaşlar. Kumar olacak. Hemen bakıyoruz. Haş olacak. Şöyle farklı bir renk kalemle yazalım. Şöyle. Evet. Kumar olacak. Dinde dayanağı olmayan ve sonradan ortaya çıkan yaklaşımlar bid'at olarak ifade edilir. B harfimiz. Kur'an'da kıssaların en güzel olarak nitelendirilen kıssanın peygamberi kim? Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Yusuf suresiyle ifade ediliyor değil mi kıssası? Suresinin ismi. Zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelen surenin adı neydi? Asır suresi olacak. A harfimiz. İçki bütün kötülüklerin anasıdır hadisinde korunması gaye edindiği temel esas neydi arkadaşlar? Neyin korunması? Aklın korunması olacak. Hemen bakalım. E harfimizde akıl görüyoruz. Evet. Dinin temel gayeleri ile ilgili boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Şimdi nokta nokta korunması, iş ve can güvenliği, intihar, cinayet, bunların yasaklanması neyi korumak içindir? Tabii ki canın korunması arkadaşlar. Canın korunması diyoruz. Nokta nokta korunması. Faiz, kul hakkı, israf, tefecilik, helal haram kavramları. Mesela Allah ne diyor? Helal ve temiz olanlardan yiyin, haram olan kazançlardan ya da haram olanlardan yemeyin, yasaklananlardan yemeyin ve kumardan uzak durun diyerek uyarıyor. Neyi korumak için? Malın korunması için arkadaşlar. Malın korunması.
Nokta nokta korunması, alkol, uyuşturucu, bağımlılık neyi korumayı hedefler burada? Aklı koruyor arkadaşlar. Aklın korunması olacak. Nokta nokta korunması, aile, nikah, zina. İslam dini aileye çok önem verdiği için bunun nikahla yapılması gerektiğini, yani karşılıklı bir sözleşme, bir evlilik akdi imzalanması gerektiğini söyler ve zinayı yasaklar, yani nikah dışı beraberliği yasaklar. Neyi korumak için? Nesli korumak için arkadaşlar. Nokta nokta korunması diyor. Kur'an, sünnet, hurafe, bid'at. Kur'an ve sünnet İslam dininin temel kaynaklarıdır. Hurafe ve bid'atlar da dinde olmayan, sonradan ortaya atılan görüşlerdir. Bu da dinin korunması için bid'atlardan uzak duracağız diyoruz. Evet, canın korunması, malın, aklın, neslin ve dinin korunması. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Enerjimizi düşürmüyoruz. Evet, hadi bakalım şimdi boşluk doldurma yapalım. İnsanın beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları nokta nokta. İnsanın güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları ise nokta noktadır. Şimdi giyinme, barınma, dinlenme, bunların hepsi beslenme, değil mi? Maddi bir ihtiyaçtır. O yüzden ne yazıyoruz buraya? Maddi. Güvenme, bağlanma ne dedik notlarımızda? Özellikle bunların manevi ihtiyaçlar olduğunu söylemiştik. Evet, manevi ihtiyaçlardır. Nokta nokta. Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili ibretlik ve tarihi olaylara verilen isim kıssa olacak arkadaşlar. Şöyle yukarıdan da eleyelim. Maddi ve maneviyi de eledik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çalışana teri kurumadan veriniz diye uyarıda bulunduğu emek karşılığına ne denir? Hak denir arkadaşlar. Hak kelimesinin anlamlarından biri de emeğin karşılığı demektir. Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de geçen güzel örnekliğine verilen isim oldukça önemli demiştim. Üsve-i Hasene. Üsve-i Hasene kavramıyla ifade edilir. Üsve-i Hasene. Güvenilir olmak anlamına gelen nokta nokta peygamberlerin özelliklerinden biridir. Peygamberlerin sıfatları var demiştik. Güvenilir olmak hangi kavramla ifade ediliyordu? Emanet kavramıyla ifade ediliyordu. Hemen yazdık emanetimizi de. Evet, emanet. Peygamberimizin insanlara daima güven verdiği için toplumunca verilen isim ise neydi? El-Emin'di, değil mi? El-Emin olacak. Nokta nokta, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edeceği zaman kendisine bulunan emanetleri sahiplerine teslim etmesi için görevlendirdiği sahabe kimdir? Hazreti Ali olacak. Peygamber Efendimiz kendisinin eşyaları sahiplerine teslim etsin diye ona bırakmıştır. Evet, Hazreti Ali'yi yazalım. Hazreti Ali aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in kuzeni oluyor, değil mi? Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak neydi? İstişare, danışma. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven duygusuna cesaret diyoruz. Oo, çok cesur diyoruz, değil mi? Mesela birisi için cesaretli diyoruz. Yaz, kış verilen nimetler nedeniyle Allah'a ibadet etmek gerektiğini hatırlatan sure Kureyş suresidir arkadaşlar. Kureyş suresi ikinci ünitenin sonundaki sureydi. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin kabilesinin adıydı. Gelelim şimdi doğru mu yanlış mı? Hemen okuyorum. Hazreti Yusuf Allah'ın kendisine bildirmesi sayesinde rüya yorumlayabiliyordu. Evet, yani bu onda var olan bir özellik değil, mucize olarak Allah-u Teala kendisine bunu vermişti. Evet, doğru diyoruz. Din Allah'a kulluk etmeyi, insanlara saygılı olmayı ister. Evet, doğru. Asr suresi adını ilk ayette geçen kelimeden alır. Vel asr diye başlıyor. Evet. Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır mı? Hayır. Sadece dünya değil, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. O yüzden yanlış olacak. İşlerin aksamaması için rüşvete başvurulabilir mi? Hayır. Hayır, İslam dininde haram kılınan yollardan, mal kazanma yollarından biri de rüşvettir arkadaşlar. Direkt olarak haramdır. İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir. Evet, doğru. İslam dinine göre herkes kendi imkanına göre mülk edinme hakkına sahip değildir. Yanlış. Herkes kendi imkanına göre mülk edinme hakkına sahiptir olacak. Hazreti Yusuf kardeşlerinden intikam almaya çalışmıştır mı?
Tabii ki hayır, onları affettiğini söylemiştir. Alkol ve uyuşturucu maddeler aklın kullanmasını engeller elbette. İslam dinine göre bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Evet, bir insanı öldürmek de bütün insanlığı öldürmek gibidir dedik. Harika gidiyoruz. Evet, süperiz arkadaşlar. Böyle gidersek hiçbir yazılı kalmaz önümüzde. Hepsini çok kolay bir şekilde yaparız. Din yalan söylemeyi, hile yapmayı, insanlarla alay etmeyi, başkalarının özel hayatını araştırmayı kötü davranışlar olarak nitelendirir. Bu gibi olumsuz davranışlardan kaçınılmasını ister. Dinin emirlerine uymak, toplumda ilişkilerin gelişmesini, barış, huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlar. Bu parçada dinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? A. Farklı inanma türlerinin olması. Hayır, farklı inançlardan bahsetmiyor. B. Benzer inançların olması. Yine dinden bahsediyor, başka inançlardan bahsetmiyor. C. Allah'a ibadet esas alınması. Allah'a ibadetle ilgili bir şey yok burada. Ahlakla ilgili pek çok noktaya değinilmiş. D'ye bakalım. İnsanı iyiye yöneltip kötülüklerden sakındırması. Evet, cevabımız bu olacak. Neden? Çünkü insanın yalan söylemesini, hile yapmasını, alay etmesini, başkalarının özel hayatını araştırmasını kötü olarak nitelendiriyor ve bunlardan uzak durmasını istiyor. Yani insanı iyiye yönlendiriyor. Emirlerine uymayı, toplumda ilişkilerin gelişmesini, barışı, huzuru esas alıyor. İnsan başkalarına zarar vermeden kendi hak ve özgürlüklerini kullanabilir. Kişiye verilen hak ve özgürlüklerin hiçbiri bir başkasının temel hak ve hürriyetini ihlal etmek için kullanılamaz. Bir başka ifadeyle kişinin hak ve özgürlükleri bir diğer bireyin hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde biter demiştik. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir hak ihlalinin olduğu söylenebilir? A. Trafik kurallarının ihlal edilmesi. B. Kütüphanede yavaş sesle konuşulması. C. Toplu taşıma araçlarına binerken sıraya girilmesi. D. Piknik yapıldıktan sonra çevre temizliğinin yapılması. B, C ve D seçeneklerinde kul hakkına dikkat edildiğini görüyoruz. Yani diğer insanların da hak ve özgürlüklerine dikkat ettiğini görüyoruz örneklerde. Ama trafik kuralını ihlal etmek bizim hakkımız değildir arkadaşlar. Başkalarının hakkını da ihlal etmiş, onların hakkına girmiş oluyoruz. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Uyuşturucu ve alkol insanların hem kendilerini hem de etraftaki insanları bir takım tehlikelerle karşı karşıya bırakır. İslam dini insanları bu konularda uyarmaktadır. Bu parçada anlatılan uyarıyı aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler niteliktedir? A. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının diyor. Burada alkol, uyuşturucu ile ilgili herhangi bir şey yok ediyoruz. B. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Burada ne dedi? Hem kendilerini hem de etraftaki insanları bir takım tehlikelerle karşı karşıya bırakın. Ama C ve D'yi yine okuyoruz. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Bahsetmiyor. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğrulukla sapıklık birbirinden apaçık şekilde ayrılmıştır. Burada da dinde bir zorlama olmayacağını ifade ediyor. Ama B seçeneği doğru cevabımız olacak. Çünkü İnsan alkol veya uyuşturucu kullanarak kendi eliyle kendine zarar vermiş, kendisini tehlikeye atmış oluyor. Bu noktada Allah-u Teala insanı ne yapıyor? Uyarıyor. Evet, sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid'atlardır. Her bid'at dalalettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in bu hadisinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Dinin korunması kitap ve sünnete uygun yaşamakla mümkündür. B. Din anlayışı zamanla değişiklik gösterebilir. Hayır. C. İslam neslin korunmasına büyük önem verir. Burada da yine nesille ilgili bir şey yok. D. Aklın korunması bilgiyle gerçekleşir. Yine burada da akılla ilgili bir şey yok. Ama dinin korunmasının Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in yoluna, davranışlarına, sünnetine uygun yaşamakla mümkün olduğunu ifade ediyor. Cevabımız A seçeneği olacak. En hayırlı yolun Allah'ın kitabına uymak olduğunu, Allah'ın yolu olduğunu, yolların yine en hayırlısı da Hazreti Muhammed'in yolu olduğunu ve işlerin en kötüsü, davranışların, düşünüşlerin en kötüsünü sonradan ortaya çıkarılan dinde hiçbir şekilde yeri olmayan bidatlar olduğunu söylüyor. Asr suresinde iman edip salih ameller işleyenler ile hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin kurtuluşa erecekleri vurgulanmaktadır. Buna göre 1- Allah'a şirk koşmamak, 2- iyilikte gösterişten kaçınmak,
3. Kendi adalet işleyişini oluşturmak. Hususlarından hangilerinin asır süresine değinilen kurtuluşa ulaştıracak eylemler arasında yer alması beklenir? Şimdi Allah'a şirk koşmamak, evet Allah'a iman etmek değil mi? Samimi iman Allah'a şirk koşmamaktır. İyilikte gösterişten kaçınmak ya da kendi adalet işleyişini oluşturmak beklenmez. Neden? Çünkü arkadaşlar kendi adalet işleyişini oluşturmak hakkı söylemek değil. Ama orada ne diyordu? Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Demek ki bu değil. Bu yüzden burada yine iyilikte gösterişten kaçınmaktan da bahsedilmiyor. Samimi iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabri tavsiye edenler bundan müstesna diyordu. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız bir olması gerekiyor. Allah'a şirk koşmamak insanın samimi kurtuluşa, samimi iman etmek, kurtuluşa ulaştıracak eylemler arasında yer alır. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Hazreti Yusuf Mısır'ın bolluk yıllarında ürünlerin bir kısmını depolara koydurdu. Kıtlık yılları gelince depolardaki ürünleri halka dağıtmaya başladı. Bu kıtlık Hazreti Yusuf'un babasının yaşadığı bölgede de görüldü. Komşu ülkelerden Mısır'a yardım istemeye gelen kişiler vardı. Gelen kişiler arasında Hazreti Yusuf'un kardeşleri de vardı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri onunla görüştüler. Hazreti Yusuf onları tanıdı ama kardeşleri onu tanımadılar. İkinci kez erzak almaya geldiklerinde kendilerini onlara tanıttı. Kardeşleri yaptıklarına çok üzüldüler ve ondan af dilediler. Bu parçaya dayanılarak Hazreti Yusuf ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Kardeşlerinin kendisinden özür dilediklerine, evet yaptıklarına çok üzüldüler, ondan af dilediler, ulaşılabilir. B. Önemli bir makama geldiğine, burada Yusuf Aleyhisselam'ın ne oluyor? Oradan Mısır'a sultan olduğundan bahsediyor değil mi? Yine ulaşılamaz değil. C. Hazineyi çok iyi yönettiğine, burada yine halka dağıtmaya başladı. Yani kıtlık yılları geldiğinde depoda tuttuğu ürünleri halka dağıtması hazineyi çok iyi yönettiğini gösterir. Yine ulaşılamaz değil. D. Kardeşlerinden karşılık beklediğine, tabii ki ulaşılamaz arkadaşlar. Burada kardeşlerinden zaten bir karşılık beklememiş. Üstelik paragrafta da neyden bahsediyor? Kendilerini ona tanıttı. Kardeşleri yaptıklarına çok üzüldüler ve ondan af dilediler. Bu kadar. Daha fazla yorum katmıyoruz. Bu tarz yorumlarda, yorum sorularında paragrafın içinde kalıyoruz arkadaşlar. Bu paragrafa odaklanıyoruz sadece. Onun dışında seçeneklerde normalde doğru olan bilgiler olsa bile paragrafa göre olanını bulmak zorundayız. Hadi bakalım. Egemen yeni aldığı arabasından memnun değildi. Tamirciye götürdü. Tamirci, bu araba tamir olmaz, işe de yaramaz dedi. Egemen bir arkadaşını arayarak, elimde bir araba var, işini görür, hem de ucuz fiyata diyerek arabayı sattı. Bu olay Egemen'in aşağıdaki hadislerden hangisini dikkate almadığını gösterir. Biraz uyanık bir Egemen'imiz var değil mi burada? A. Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır. Burada Egemen ne yapıyor? Aslında işe yaramayacak, tamir olmayacak yani kötü bir malı ne yapıyor? Başkasına satıyor, kusurlu mal satıyor bunu söylemeden. Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı. Burada bir fayda var mı? Hayır, tam tersi zarar var. B. İlim öğreniniz, insanlara da öğretiniz. Hayır. C. Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır. Bu da değil çünkü bir adalet söz konusu değil. D. Bizi aldatan bizden değildir hadisini dikkate almadığını gösteriyor. Hazreti Muhammed'in bu hadisine göre aldatmaması gerekir. Ama burada Egemen ne yapıyor? Bu hadisi unutup karşısındaki insanı aldatıyor, kusurlu mal satıyor. Mescid-i Nebi yapıldıktan sonra insanların namaza nasıl çağrılacağı konusunda sorun ortaya çıkmıştır. Hazreti Peygamber bu durumu sahabelerle konuşmaya karar verdi. Bayrak çekme, ateş yakma, boru çalma gibi öneriler geldi. Ancak hiçbir öneri kabul görmedi. O gece Abdullah bin Zeyd rüyasında ezanın sözlerini işitti. Bu durumu Hazreti Muhammed'e anlattı. Bu sözleri Hazreti Bilal'e öğreterek ezan okunmasını ve insanları namaza çağırmasını istedi. Bu parçada söz edilen olay Hazreti Peygamber'in hangi özelliğine örnektir? A. Üsve-i Hasene olması. En güzel örnekliği ile ilgili bir ifade yok. B. İstişareye önem vermesi. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Sahabilerle konuşmaya karar verdi diyerek
onlara fikrini aldığını gösteriyor. Yani istişareye önem verdiği özelliğine örnektir. Dürüstlükle ilgili bir örnek yok. Hakkı gözetmek, yani adalet, birbirlerine hakkı tavsiye etmekle ilgili de bir ibare yok. Geldik yazılı provamızın sonuna arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu hemen sizlere veriyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Hazreti Muhammed'in en güzel örnek oluşu hangi kavramla ifade edilir? Sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel notlar alırsınız. Notlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bizler görünce çok mutlu oluyoruz çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.